Yalanların ardından söylemezsem olmaz devam ediyor. Fenomen dosyası da kabarıyor. Nezdemir'in eski eniştesi ve ortağı Ömer Turgut ilk kez konuştu. Dilan Polat, Sevim Alan, Nesim Güngen ve daha nice fenomen için Nezdemir de topun ucunda mı? Buyursunlar. Olay büyük gelişme. Fenomen dosyası kabarıyor. Nezdemir'in eski eniştesi ve ortağı Ömer Turgut konuştu. Birçok şeyin de üstü kapalı. Daha çok şey söyleyemiyorum hani. Tıpkı Dilan Polat, Sevim Alan, Nesim Güngen ve daha nice fenomen gibi Nezdemir de topun ucunda mı? Adalete bırakıyorum. Adalet tecellidir. Kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için Nezdemir eski eniştesini tehdit mi ettiriyor? Şu anda hala tehdit ediliyorum. Son bir haftada da tehdit ediliyorum. Ömer Turgut ne açıklarsa Nezdemir için yolun sonu gözükür. Korktukları bazı şeyler var. Çünkü neden? Fenomenlerin bulunduğu Şampiyonlar Ligi masası için ne söyleyecek? Ben o masada yokum. O masada ben yokum. Yollar ayrılmış mıydı o masada? Küs olan Nez ve Dilan ne oldu da kısa süre içinde sulh sağladı? Çıkar ilişkileri boy mu gösterdi? Sonra ben fark ettim ki Nezdemir'in arka tarafta Dilan Polat'la kulis yaptığını. Nezdemir ve Dilan Polat'ın nasıl bir ortaklığı, nasıl bir çıkar ilişkisi, nasıl bir dirsek teması vardı? Ticaretin nasıl yürüdüğü, ortaklığın nasıl bozulduğuyla alakalı. Nezdemir bunca süre zarfında masum rolüne mi büründü? Kesinlikle kandırdı efendim. Daha neler var? Başka hangi fenomenler bu işin içinde? Kimler kimlerle bağlantılı? Ömer Turgut'un Nezdemir hakkındaki skandal ötesi, kan donduran iddiaları ve Nezdemir'in gündem hakkındaki son dakika açıklamaları birazdan sadece söylemezsem olmaz da. Bir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Dilan Polat dedik, Özlem Öztayyar Öz dedik, Sevim Alan, Nesim Güngen, Bahar Candan, Nihal Candan, Selin Ciğerci dedik, bir kişiye haksızlık ettik. Onun adını da anmasak olmaz, Nezdemir. Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi ve ortağı olan Ömer Turgut ana haberlere yaptığı açıklamalarla gündemi belirlemişti. Ömer Turgut Nezdemir hakkında neler biliyor, neler açıklayacaktı? İşte bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından dün Nezdemir'in sosyal medya hesabında hareketli dakikalar yaşandı. Hello! Herkese merhaba diyerek başladı paylaşımlarına. Masanın radarına aldığı Şampiyonlar Ligi sofrası için konuştu. O sofrada ne konuştunuz Nez? Bu sofra kurtlar sofrası. Lütfen bunu yapmayın artık ya. Çok rica ediyorum. Bu kadar insanın vebaline girmeyin ya. O gün orada ne oldu biliyor musunuz? YouTube'da normalde Dilan'la küstüğüm için Dilan'la olan bütün videolarımı kaldırmıştım ama şimdi geri açtım. Demir o fotoğrafla ilgili açıklamalarına devam ederken kendisi hakkında iddialarda bulunan fenomen Alp Kılınç'ı da radarına aldı. İddialar Nez Alp'i sıkıştırdı. 3 yıldır görüşmüyorum. Zaten ilk dosya soruşturma başlatıldığında yurt dışı yasağım geldi ve tedbir geldi. Bunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Hele bir tanesi var ki Twitter fenomeni. Kendisi benim doğum günüme de gelmişti. Sonra birden beni takipten çıkarmış. Bir herkese aslı nedir, asları nedir bilmeden sallamaya da başlamış. Fotoğrafın çektirildiği zaman güzellik merkezim yok dediniz. Demek ki o buluşmanın ardından güzellik merkezleri açmaya başladı diyebilir miyiz? Benim o zaman güzellik merkezim yok ki. Hiçbir şeyim yok ki o zaman. Ben güzellik merkezimi 2 sene önce açtım. O fotoğraf 4-5 sene öncesine ait. 4 yıl öncesine ait. Son zamanlarda herkes gibi o da çok magazin takip etmiş olacak ki bizler gibi sorular sormaya başlamış Nez. Fenomen Kılınç'ın ev araba sayılarını çıkartmış. Bu kadar servete nasıl kavuştuğunu sordu. Kendi kavgasında çok yorulan Nezdemir'e... Seni pislik seni. Kimsin sen ya? Kimsin arkadaşım? Bir şokta eski ortak, eski enişte açıklamalarıyla olay yaratan Ömer Turgut'tan geliyor. Vatan emniyette neler yaşadı? Nezdemir'in şu anki mevcut durumunun daha önceki durumlarını göz önüne getirdiler. İncelemeler altında olduğunu söylediler ve bir de dediler ki eski ortaklıklarıyla alakalı sizin bağınız var mıydı, yok muydu? Bunlarla ilgili sorular aldım. Şimdi herkes susuyor, Turgut konuşuyor. Tehdit ediliyorum, son bir haftada da tehdit ediliyorum. Eğer basına çıkarsan, yayına çıkarsan, bir canlı yayın yaparsan seni tutuklattırırız. Hakkında tutuklama kararımız var.
yani şey kararımız var, uzaklaştırma kararımız var. Birçok şeyi beraber yaptık diyen Turgut neler biliyor? Sadece eniştesi değilim, hala dayı çocuklarıyız. Kuzeniz aynı zamanda. Ama boşandıktan sonra aramız açıldı. Şimdi de korktukları bazı şeyler var. Çünkü neden? Birçok şeyi beraber yaptık. Güzellik salonunu beraber kurduk. Nezdemir ve küs olduğu Dilan Polat nasıl barıştı? Güzellik sektörünün perde arkasında ne yaşanıyor? Araları çok canlı yayınlarda çok pis sataşıyorlardı. Ve hiçbir şey olmamış gibi, daha bir aylıktı Nezdemir'in işletmesi. Arkada bir yerde bir yemek toplantısı yapıyordu Nezdemir işçilerle beraber. Bir anda orada bir görüntüler verildi. Göbek atmalar, şenlikler falan. Nez ve Dilan gündemde kalabilmek için küs taklidi mi yaptı? Yani bu kaos birebir gündem yaratmak için, gündemde kalabilmek için. Kesinlikle. Hep masa arkasında bunları gördüm, şahit oldum. Şeref haysiyet yoksunu işlere şahit mi oldu? Sen bana demek istiyorsun ki şerefini, haysiyetini, karakterini evde bırak, hadi işe git o şekilde. Kusura bakma dedim ve ben orada yollarımı ayırdım. Ömer Turgut neler biliyor? Dilan Polat'la Nezdemir arasındaki ortaklık bağları falan, ticaretin nasıl yürüdüğü, ortaklığın nasıl bozulduğuyla alakalı. Bunlar zaten kısa zamanda gündeme gelecek. Çok kısa zamanda gündeme gelir inşallah. Ömer Turgut çok net, çok kendinden emin. Fenomenlerin maskesinin altında ne yatıyor? Dilan Polat ve Nezdemir takipçilerini kandırdı diyorsunuz, ben onu anladım. Kesinlikle kandırdı efendim. Bununla ilgili bütün takipçilerine sesleniyorum. Hatta dün de bir açıklama yaptım, dedim ki inanmayın 5 soru 5 cevap işine. O soruları sadece kendileri soruyorlar gündeme bir şey atabilmek için. Ve kendileri cevaplıyorlar maalesef yani ki. Bu sistem böyle mi işliyor? Bu şekilde işliyor, evet. Tavolarına devam etti. Ben artık dedim ki bunlar çok güçlü galiba ya. Yeter artık, daha ben uğraşmayayım. Cimer'e en son bütün şikayetlerimi verdim. Her şey bir gün yüzüne çıktıktan sonra insanlar gerçeğin ne olduğunun farkına varacaklar. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Kesinlikle. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hiçbir şekilde etmiyorum. Kesinlikle etmiyorum. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Çok hakkım var. Tenzih ediyorum buradan kendilerine. Hakkımı helal etmiyorum. Bakalım Ömer Turgut başka neler biliyor, başka neler açıklayacak? Ömer Turgut stüdyo konuğumuz, Nezdemir'in kız kardeşin eski eşi değil mi? Evet, doğrudur. Hoş geldiniz. Aileye dair her şeyde hakimsin aynı evet, zamanda hakim. Ve ticaretlerinde hakim bir kişi olarak hoş burada geldiniz. Hoş bulduk. Olay itiraflarda bulunacak Nezdemir'le alakalı. Şimdi İlk sorumuzla başlayalım. Çünkü çok sormak istediğimiz konu var. Evet. En yakın şahit olarak sen cevaplayacaksın diye düşünüyoruz. Nezdemir'in bu Dilan Polat'la ve fenomenlikle başlayan dostluğuyla bu ticareti nasıl bu kadar çabuk büyüyebildi? Nasıl bu kadar çabuk büyüyebildi? Şöyle söyleyeyim. Geçenlerde siz anlatmıştınız zaten. Nezdemir gerçek bir fenomen. Vine'dan fenomenlikteydi. Dilan Polat küçük bir güzellik salonu vardı. Hızlı bir şekilde Nez'e yaklaştı. Gel bedava ürünler vereyim. İşte kaş laminasyonu yapayım, incelme yapayım diye. Bu tarz konuşmalar sağlıyordu. Diğer arkadaşlarını da getir, onlara da yapayım diye. Sürekli infiruzların hepsini kullanıyordu Dilan Polat. Evet. Ondan sonra zamanla sürekli gelgit olmaya başladı. Ve bu toplantılar sürekli Dilan Polat'ın ya evinde ya da iş yerinde yapılıyordu. Bu fenomenler masası, demin gördüğümüz toplantıdan mı söz ediyorsun? Büyük masada. Yemek evet, masası evet. Vardı. O masa buranın biraz daha ilerlemiş hali. Şu an ben başından anlatıyorum. Bu masa biraz daha ilerlemiş hali. Hatta bu masaya ben yarım saat sonra eski eşimi almaya gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Tuğba bu masa, Hanım'a. Evet, Tuğba Demirhan'ı almaya gidiyorum. Masa dağılmış tabii. Ben sadece oraya almaya gidiyordum onları. Bu sayede... Affedersin, bu toplantıları kim organize ediyordu? Dilan Polat. Dilan Polat organize evet. ediyordu. Neden organize Bebeğimin ediyordu? Bebeğimin cinsiyeti belli oldu partisi, doğum günü partisi, çocuk doğdu partisi. Bu partilerle bütün infiruzları bir araya getiriyordu. Neler oldu o masada, neler konuşuldu? Bu masada ben yoktum. Bu masaya sadece eski eşimi almaya gittim. Peki yani amaç neydi? Bu tamam, bu bir şeyler bahane ediliyor bu toplantılar için ama asıl bir amacı var mıydı senin gözlemlediğin? Yani kurguladığım tabii ki infiruzlar bir araya gelip kulis yapıyorlar. Arkadana kadar çok çatışsalar da, kavga etseler de böyle güzel masalarda pozlar veriyorlar. Yeri geldiği zaman da işte karşılaştık, sadece merhaba dedik oluyor. Bu şekilde ilerliyor ben durum. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Nezdemir'in bir arabası kurşunlanmıştı. Evet. Bu kurşunlanma olayı Dilan Polatların daha önce işte Banu Parlak'ın dükkanını
kurşunlatma olayından hemen akabinde oldu. Fakat Nezdemir daha sonra kardeşimin bir alacak verecek mevzusuyla alakalı, benimle alakalı değil diye bir açıklama yaptı. Bunun gerçeği nedir sizin tarafınızdan bildiğiniz? Yani aslında şöyle bakayım, olsaydı Nezdemir Dilan Polat tarafına cevap verirdi. Ben de tahmin ediyorum ki kardeş tarafından oldu bu. Ama kardeşin hangi sorunla karşılaştı, kimle karşılaştı da neden Nezdemir'in arabası kurşunlandı onu bilmiyorum. O zamanlarda çünkü Feytullah'ın da, hani kardeş Feytullah'ın da arabası vardı. Direkt ablasının arabasını kurşunlamışlar. Üç kardeş değil mi onlar? Evet, üç kardeşler. Yani o kurşundan olayın Dilan Polat'ta bir alakası yoktu. Nezdemir'in yani yoktur dediği gibi. Tahmin ediyorum çünkü ben çok zamandır onların içindeydim. Eğer öyle bir şey olsaydı, çünkü bazen sinirlerine hakim olamıyor. Direkt Dilan'a cevap falan verirdi. Bir hamlede bulunur yani, bir şeyler yapardı, önce gündeme bulundu, getirirdi. Paylaştı zaten o kurşunlanma görüntüsünü, sonra dedi ki yok dedi, alakası yok, benim kardeşimle alakalı evet, durum evet, dedi. Evet, evet, aynen bu şekilde. Siz bu davrandı. Şirketi beraber mi kurdunuz eniştesi olarak? Tabii beraber kurduk. 2020'de Haziran ayında falan birlikte hareket ettik. Beraber kurduk. Ben bir ay falan birlikte çalıştık. Hı hı. Son ayda da ben dedim ki işler çok iyi gitti, personeli bir yemeğe götürebilirsin dedim. Bir yemek organizasyonu yapıldı. O yemek organizasyonuna bütün ekip gitti, ben hariç. Ben gitmedim. Bir saat sonra işte bana videolar, görüntüler gelmeye başladı. Hani sen de orada mısın? Bir baktım ki göbek atmalar, Dilan Polat falan. Kendi aralarında o kadar büyük bir kaos vardı ki insanlar hani oldu artık da hani bu nasıl bir şeydir diye. Benim de zaten evlilik hayatım orada bitti. Siz kaç yıl evli kaldınız Nezdemir'in kardeşiyle? 8 yıl evli kaldım. Neden bunları anlatıyorsunuz? Neden anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz bugün? Neden? Çünkü kamuoyu o kadar çok sordu, cevaplayamadılar. Bana sordular, benim hesaplarım tam cevaplayacakken sürekli patlatıldı. Hı hı. Tabii sürekli. Ne zaman bir açıklama yapmak istesem, işte atıyorum 100 bin takipçili bir hesabım vardı, yok ettiler. Tekrar hesap açtım bir daha, kamuoyuna duyurmak için tekrar hesabımı patlattılar. Neden? Üst üste. Ne biliyorsunuz ki endişeleniyor Nezdemir? Yani şöyle söyleyeyim, Nezdemir'e ben zaten vergi kaçırmasıyla alakalı. Yani benim ayrılma sebeplerimden bir tanesi de bu. Çok çirkin şeyler teklif edilmesi, vergi kaçırma işlerinde. Hani dedi ya ki ben hiçbir şekilde vergi kaçırmadım. D adlı hani Dilan Polat'la ortak oldukları şirkette bile hani usulsüzce 500 bin TL bir kuyumcudan fatura alınmış. Kuyumcudan. Tabii kuyumcudan fatura alınmış. Ben o zamanlar Nezdemir'le beraberken bana diyor ki hani o markamızın da işlerini takip eder misin? Ben de açıp baktım, dedim böyle bir fatura var. Hani bu faturanın bizle alakası olamaz. Kozmetik, e-ticaret, kuyumcu faturasının ne işi var? Sen orasına karışma. Onu biz aramızda hallediyoruz. Baktım Dilan Hanım'ın şahsi hesabından Nezdemir'e bir 250 bin koyulmuş. Nezdemir 250 bini alıp bankoya koyuyor. Buradan bu şekilde bir kapama yapıyorlar. Gerçekler bilinsin istiyorsunuz. Onun için mi anlatıyorsunuz? Kesinlikle. Bütün bunu gerçekler... anlamalıyız öyle tabii, mi? Tabii tabii. Ben CİMER'e şikayetlerimi verdim. Ben bunu kamuoyuna duyurmak istiyorum. Kamuoyunun bilgisi olsun diye şey yapıyorum. Çünkü çoğu kanalları bastırıyorlar, işte magazini bastırıyorlar. Açmayın, yayına dinlettirmeyin diye çok üstünkörü çalışıyorlar. Kullanıyorlar yani, bu güçlerini kullanıyorlar. Ben en son CİMER'e şikayet ettim zaten. Kendi bulunduğu binanın bile şu anda ruhsata uygun olmadığını, benim zamanımda uygun değildi. Hatta yıkılması gerekiyor yani, o derece bir binaydı. Ama ruhsatı aldılar benden sonra, ben ayrıldım bir ay sonra. Nasıl aldılar bilmiyorum. Binada hani kesinlikle buraya verilmez denmişti. Hatta o ruhsat tarihine baktım. Bana göndermiş. Bak, o şey Ataşehir'de mi orası da? Maltepe'de. Maltepe'de. Maltepe'ye bir hafta sonra, ruhsat alımından bir hafta sonra çoğu belediye, birkaç yani ismini söyleyeyim, Maltepe Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, bunun gibi belediyelerden birçok ruhsat ve zabıta işleri müdürleri, hı-hı, üst düzey yöneticiler gözaltına alındı. Rüşvetten mi? Tabii rüşvetten. Tam bir hafta sonra. Ataşehir ruhsat müdürü de biliyorsunuz Sevim Alan'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Servet Özdü. Tanır mısınız evet, Servet evet, Bey'i? Evet, evet, evet. Tam o dönemde işte. Siz tanışıyor musunuz yok, Servet Bey'le? Yok, tanıştığım yok. Şimdi Dilan Polat cezaevine girdikten sonra yerine Nezdemir mi geçti yani? Kim toplayacak o masadaki kalabalığı? Yani o masadaki kalabalığı bilmiyorum. Bir kara para aklama ya da bir usulsüzlük olduğunu düşünüyor musunuz şirketlerinde Nezdemir'in? Kara para tanık olayını... oldunuz mu? Böyle yok bir şey. Buna bir şahit olmadım. Vergi kaçırdığı çoğu konuya şahit oldum. Franchising yolsuzluğundan söz ediyordunuz galiba. Nedir o işin? Yani franchising veriyorlar parayı ama alırken şöyle söyleyeyim, tabii bir franchising veriyorlar, atıyorum 3 milyon TL değerinde. Evet. Bunun
1 milyon TL olarak gösteriyorlar. 2 milyonunu şahsi kuzenim Ahmet'in, kuzenim Mehmet'in üstüne gönder. Veya kız kardeşimin üstüne gönder. Bunu Tuğba kim yapıyor? Nezdemir yapıyor. Tabii tabii. 1000 TL'sini resmi gösteriyor. Bunu birçok kez yapıyor. Ürün alırken de, kendi kozmetik ürünlerini alırken de yaptırıyor bunu. Cihaz alımı yaparken de yaptırıyor bunları. Nezdemir bağlanıp kendini ifade edebilir. Evet. Birçok reklam anlaşması yapıyor. Birçok firmalarla, atıyorum, ayakkabı reklamı çekiyor. Hiçbir zaman kendi hesabına almıyor. Biliyorsunuz reklam vergisi artı katma değer vergisi eklendiği için, bir gider olmadığı için yüksek vergi çıkıyor. Bunlardan kurtulmak için de kuzenim Mehmet'in hesabına, Selin'in, işte atıyorum X kişinin hesaplarına paraları gönderiyor. En çok da kardeşine gönderttiriyordu. Sonra oradan şahsi hesaplardan... Hangi kardeşine? Tuğba Demirhan'a. Sizin eşiniz olan. Evet, eski eşim Tuğba Demirhan'a gönderiyordu. Peki siz güzellik salonunu ortak açtığınız zaman hangi sermayeyle açtınız? Yani şöyle söyleyeyim, Nezdemir'in sermayesiyle açtık. Ben baştan aşağı yönetimini aldım, kurulumunu aldım, komple ben üstlendim. Her şeyini ben yaptım A'dan Z'ye. Makine anlaşmalarını da ben yaptım. Ama oradan sonra tahmin ediyorum ki kendileri bile... Hani zirve tek kişilik olayı oldu galiba. Çünkü arkadaki yapılan kulisi gördüm. İnanamadım yani. Hani dedim ki beni bile inandırmış maşallah. O tartışmaların, o gündemlerin olduğunda hani baktım odasında Dilan'dan kulis yapıyordu. Ya dedim sen burada millet çatışıyor. Seninle alakalı bir ton laflar var. İnsanlar ne zaman? Ağır kelimeler 2020 tarihte. 2020'de. Çok ağır kelimeler kullanıyorsunuz birbirinize Dilan ama. Dilan Polat için eşin vergi kaçırıyor. Önce kaçırdığı vergileri ödesin diyen de ilk Nezdemir'di. Nezdemir'di. Nezdemir'in, bahsettiğin tarihlerde. Tabii. Nezdemir'in şöyle söyleyeyim ben. Dilan Polat'la görüşmüyorum demesi tamamen suçlamalardan kurtulma amaçlıdır. Şu anda o cümleyi söyledi. Bütün olay onun üstüne kaldı gibi hissettiği için kaçamak yapıyor şu anda. Neden konuşmuyorum dedi de ilk ziyaret eden Dilan'ı bu olaylar ortaya çıktığında Nezdemir oldu sence? Hastanede ziyaret etmişti. Evet, çekindiği bir şey mi var ya da bir... Yani şöyle söyleyeyim, çok sıkı fıkılar, hiçbir zaman gündemde oldukları gibi değiller. Bir kaos yaratılması gerekiyorsa yaratıyor kendileri. Çatışıyorlar. Arada bir kurban oluyor bazen. Hani Banu Parlak oluyor, ben görüyorum. Bunu izliyorum. Birbirlerine saldırıyorlar. Ama bakıyorsun ki arka tarafta kulis yapıyorlar. Çok iyi geçti. Harikaydık, gündemdeyiz diye. Şunu mu anlamalıyız? Nezdemir bizim programa bağlandı ve Dilan Polat'la görüşmüyorum dedi, görüşmeyeceğim de dedi. O zaman görüşüyor muydu? Tabii yani ben görüştüğüne inanıyorum. Hani ben ayrılalı 2 sene oldu ama ondan önceki bizim dolu dolu yıllarımız, dediğim gibi biz kuzeniz. Ben çok kez şahit olduğumda arkadan sürekli görüşüyorlar. O zaman hapishaneye ziyarete de gider bu. Gider. Dilan Polat'ı ziyarete bizim de gider. Bizim yayınımıza bağlandığında demedi mi? Ben o aileyle tanıştığımdan beri başım beladan kurtulmuyor. Ben evet, böyle bir insan değilim dedi. Ama evet, hala görüşüyor diyorsunuz. Hala görüşüyor. Gider yani mi cezaevine? Yani şu üstüne atılmasaydı da işte ne senden başladı konu diye olmasaydı, o şimdi üstüne aldı ya onu. Şimdi evet, kaçamak yapıyor. Viraj dönüyor şu anda. Tabii. Yoksa ki giderdi yani, emin olun. Peki Ömer Bey, siz bu açıklamaları yapmakta bu kadar gecikmenizdeki sebep sizi korkuttular mı? Korktuğunuz bir şey mi vardı? Şimdi ben, yargıya intikal ettiği için mi daha cesur bir şekilde açıklıyorsunuz? Hayır. Bir yıl oldu ben CİMER'e verdim. Bakın ben CİMER'e verdiğim şikayetlerde de şöyle göstereyim ben. Anlatayım size. Olay nerelere sevk edilmiş? Evet. Daha bu konular açılmadan önce şikayette bulundunuz yani, öyle mi? Çok öncesinden Kocaeli Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuşum. Vergi Dairesi Müdürlüğü olayı CİMER tarafından Kocaeli Valiliğine sevk etmiş. Kocaeli Valiliği de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sevk etmiş. Kaç tarihinde? Nezdemir'in. 3. ayın 28'inde. Hızlı bir şekilde. Yıl? 2023. Yani 3. ayda. Ondan önce gündemde açıklamak istiyordum. Hani magazinsel gelinir de ben de bir açıklama yaparım. Ama bütün hesaplarım patlatıldı. Hızlı bir şekilde. Tam açıklama yapacağım bunu diyorum. Pat hesabım gidiyor. Şimdiki o mıstık denilen arkadaş tutuklu. Artık patlatabileceğini de zannetmiyorum hesapları kimsenin kolay kolay. O Dilan ve Engin Polat'ın da yakın arkadaşı olan. Çok sıkıştı. Evet, o mu patlatıyordu hesapları? Ona patlattırıyorlar. Bütün hesapları ona patlattırıyorlar. Dilan ve Engin Polat, öyle mi? Evet, kesinlikle. Tehdit olarak gördükleri herkese bunu mu yapıyorlar sosyal medya üzerinden? Böyle bir susturma yöntemleri mi böyle var? Böyle bir susturma yöntemleri var. Hesapları patlatıyorlar. Çoğu insanın ekmeğiyle gerçekten oynadılar. Ben kapanan iş yerlerini biliyorum. Çünkü ben onun Nezdemir'den ayrıldıktan sonra bu sektörden ayrılmadım. Neze bağlantı olan makine üretim firmasına gittim, ortak oldum. Ben orada makine üretimi devam ederken sektörün içerisindeydim gene tekrardan.
Ama arka tarafa baktığınız zaman çok şey gördüm. Evet, zaten diyorsun ki bu buzdağının görünen kısmı. Evet. Biraz da görünmeyen kısmından da bize şöyle bahsetsene. Görünmeyen kısmı için dün vatanda emniyette ifade verdim. 3 saat sürdü. Bir gizlilik söz konusu. Beni hani özellikle uyardılar. Bir iki gün kadar gizlilik söz konusu. Bununla ilgili açıklamayı onlardan bir müsaade aldıktan sonra yapacağım. Ama gerçekten buzdağının bu görünen yüzü, Nezdemir kendisi, ailesi açısından arka tarafta başka bir boyut var. Çok başka bir boyut var. Bağlantıda olduğu mu? Evet, başka yerlere gidiyor iş. Kesinlikle başka yerlere gidiyor. Yani bizim bilmediğimiz başka suçlar mı söz konusu? Tabii başka suçlar söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ben bunu söyleyeceğim, kamuoyuna açıklayacağım. O da bunları reddedebilir. Gidip benim hakkımda savcılıktan şikayette bulunabilir. Ben çünkü resmi evraklarla, resmi ek belgelerle CİMER'de şikayette bulundum ama bu dağın görünen yüzünü değil tabii. Görünmeyen yüzünü değil. Görünen yüzüyle alakalı artık bir gündem açılsın diye. Evet. Kendi muhasebesiyle bile görüştüğümde ilk mali müşaviriyle bana diyordu ki ya beni bu şekilde azarlayamaz. Ben onun cebine 100 bin lirayı indireceğim. 500 bin liralık vergisini 10 bin lira göstereceğim. O da gelecek bana bağıracak. Bunun belgesi var mı? Var. Öyle resmi mi? Tabii ben bunları ek belgelerle beraber CİMER'e şikayetini verdim. Ben vergi kaçırmıyorum diyen kesinlikle varsa şu günlerde o kadar rahat söylüyor ki eğer benim bir kaçağım varsa öder, bu işin içinden sıyrılır çıkarım diyor. Hani ben kara para aklamıyorum. Ben işte başka şeylere karışmıyorum. Bir vergi borcum, bir vergi kaçağım çıkabilir. Onunla da ilgili öder çıkarım. Şimdi aile üyesiydim ve şirket kurulum zamanında hepsinin yanındaydım. Evet, yanındaydım. Bir şey merak ettim. Tabii akrabaydı da ailesi yok yani. Evet. Şimdi bu kara para aklamasında bahsi geçen ama isim vermeyeceğiz. Evet. Bazı gayrimeşru kişiler var. Evet. Bu Dilan Polat ve ailesinin de tanıdığı ve bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler. Bu kişilerle Nezdemir'in tanışıklığı var mı? Onunla ilgili bilgim yok. Yani tanışıklıklarla alakalı hiçbir bilgim yok. Bu süreç çünkü gerçekten Dilan, yani Polatgiller'in 2 yılda bir hızlı bir yükselişi oldu. Franchise vermeleri biraz gündem yaratarak, biraz fake göstererek, ücretli içeriye müşteri alıp kameralardan çok yoğunuz, çok doluyuz, bugün de çok doluyuz gibi gösterip franchise alacak kişileri teşvik etmek amaçlı. Kast mıydı onlar? Kast, tabii çok kast yapıldı. Dilan Polat'ın iş yerlerinde o kalabalıklar hakikaten hepsi yani o kast ya ofislerinden şey alınan. Kast'dan evet kesinlikle şahitleri de var hatta ben söyleyebilirim de o kasta katılan kişi de var. Onu da söyleyebilirim hani çıkıp kendileriyle ilgili birisi açıklama yaparsa. Arka tarafa hemen şeye geçip kameralara geçip hani bütün kamera evet boyutlarına geçip evet oradan hemen bugün de çok yoğunuz harikayız. İşte devam halbuki ediyoruz. 5 müşteri gelmiş evet mesela atıyorum 200 gibi gösteriyorlar. Birçok ilde de kendilerine daha açmadıkları, kimsenin anlaşma yapmadığı bazı boş dükkanların üstüne çok yakında buradayız afişleri astırıp insanları teşvik ediyorlar. Ya biz açacaktık bak işte atıyorum Malatya'ya gördün mü onlar mı deyip içinde olan insanları direkt çağrıştırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde çok fake hareketler yaptılar. Kavgalar da fake. Kavgalar evet kesinlikle fake. Kavgalar fake yani ne Dilan gerçek Polat ve Nezdemir ne arasındaki neleri gerçek yani o zaman? Gerçeklik yok yani. Çoğunda yok. Ve diyor ki arkadaşımız çok büyük paralar alıyorlar. Franchising veriyorlar. Bu şekilde bir piyasa oluşturup o franchising'den aldıkları paranın da çoğunu akrabalarının hesaplarına yatırtıyorlar. Tabii tabii kendi hesaplarına değil. Ve kesinlikle az bir kısmıyla vergi ödüyor. Az bir kısmını gösteriyorlar. Şöyle söyleyeyim. İlk franchising'i, birinci franchising'i ile ikinci franchising'inin faturaları incelensin mesela. Kimin? Bursa şubesiyle Kayseri şubesi Nezdemir'in. Franchising bedellerine ne yazılmış? Fatura bedeli ne kadar gösterilmiş? Ne istinaden franchise almak istiyor insanlar Nezdemir'den? Yani şöyle söyleyeyim. Nezdemir bir güzellik uzmanı değil. Eski Selim Alan olması lazımdı. Bunlar güçlü kişilerdi. Hani bilen kişilerdi kuaförlüğü. Tuğba Demirhan'la Nezdemir Han'ın güzellikten hiçbir alakası yoktu. İşletmeyi açtıklarında sertifikaları bile yoktu. Soyadları Demirhan mı Demirhan, bu arada? Nezdemir evet diye kendini lanse etti ya. Nezahat Demirhan'dı. Nez ismini çevirdi. Soy ismi de Demirhan. Şu an devam ediyor Demirhan diye. Evet. Dediğim gibi Nezdemir'in çok affedersin devam etsen. Estağfurullah buyurun. Nezdemir'in mal varlığına el konulmuştu. O süreç devam ediyor mu? O konuda bilgin var mı? Yurt dışı evet yasağı da var. Yurt dışı yasağı da var. Yurt dışı yasağı da var. Kendi ailesinin bireylerine de var.
dün görüştüm, bunun çok saklanacak bir yüzü yok. Yani hepsinde şu anda yurt dışı yasakları ve hesaplarında blokeler var. Blokeler var. Özellikle biri kendisi söylüyor ki hani beni lütfen inceleyin, lütfen inceleyin. Evet. Hani bu inceleme yönünde kendisi zannediyor ki, benim için de söylemiş ki onun da vergi borcu var. Bu vergi borcuyla vergi kaçırmanın arasındaki boyutu anlamayan, üniversite mezunu kendisi, iki üniversite okumuş. Yani çok normalmiş gibi insanlara lanse ediyor. Kaçırmışsam öderim, çıkarım. Ama senin kaçırdığın meblağlar küçük meblağlar değil ki. Çok büyük meblağlar. Pandemi zamanında bahsettiğiniz gibi çok büyük reklamlar döndü. Efsane evet. Trendyol reklamları döndü. Bunların hiçbir şekilde giderleri olmadığı gibi katma değer vergisi yani yüksek olduğu için. Yani pandemide zaten iş yoktu, güç yoktu, kimsede evet. De para yoktu. Bunlar nasıl büyüdüler? Kara para aklamasını bilmiyorum ama vergi kaçırdığını çok iyi biliyorum. Hı hı. Çok iyi vergi kaçırdığını biliyorum. Devletten sattığı ürünlerle alakalı olsun, verdiği franchisinglerle alakalı olsun, çektiği bütün reklamlar hiçbir zaman kendi hesabına almayan, bütün kuzenlerin hesapları doludur. Yani hala dayı çocuklarının, hepsinin, kuzenlerinin, kim varsa hepsinin hesaplarına yavaş yavaş peyderpey para akışları yapılmıştır. Oraları kontrol etseler çıkar. Onların da isimlerini buradan ihbar niteliğinde verelim. Eğer gözden kaçtıysa o hesapların gittiği kişilerin evet, para transferlerine de bir bilgisini istiyoruz. Yok, ben dilekçemde verdim. Ek raporuyla beraber verdim ben. İsimlerin hepsini geçirdim ben orada. Buradan da verelim. Yani şöyle söyleyeyim. Kız kardeşi, kendi kız kardeşi var işin içinde. Kuzenleri, kim var başka? Gamze diye bir kuzeni var. Teyzesinin kızı, Gülfikar Aydın var, yine halasının kızı. Bu isimleri biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum ben. Onların hesabına gidiyordu tabii para. Tabii onların hesabına gidiliyor. Aynen. Siz bu açıklamaları yapıyorsunuz, korkmuyor musunuz? Hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü doğru ve dürüst bir açıklama yapıyorum. Evet, tehdit alıyorsunuz. Evet, Nezdemir tarafından çok tehdit aldım. Öz abime atılan mesajlar, Tuğba Demirhan tarafından bana atılan mesajlar. Seni böyle yaparız. Hani ikisinde bende koruma kararı var, aldırmışlar. Attırmadık cezaevine. Cezaevine attırırız. Yayına çıkamazsın. Çıkma. Bir yerde sana bir açıklama karşı yapma. Sana karşı bu düşmanlıkları ne ailenin? Tamam bir evlilik bitmiş olabilir ama nedir yani? Aranızdaki problem ne? Bir ego savaşları var. Bilmiyorum. Kendilerinin benimle alakalı. Aslında ki şöyle. Bütün işletmeyi A'dan Z'ye ben kurdum. Bütün personel de biliyor. Eski personel de biliyor. Anlaşma yaptığım firmalar da biliyor. Ben ayrıldığımda birçoğu benimle beraber ayrılmak istedi. Dedim yok. Yanlış anlamayın, ben tek başım, o benim hani aile davam dedim ve sonradan Nezdemir'e gene tekrardan destek verdim. O iki tane franchising'i Bursa şubesiyle Kayseri şubesi, abi sen yoksan biz almıyoruz dedi. Ben tekrardan gittim, orada görüntü verdim. Hani işi bozulmasın diye. Sizin husumete düşmeniz ticari bir anlaşmazlık mı oldu yoksa eşten ayrılma sebebi mi oldu? Şöyle söyleyeyim. O bir gece akşamında beraber göbek attıkları gün var ya. Ya biz ondan önce o Dilan Polatgillerle veya diğer arkadaşlarıyla hepsiyle bir tartışma içerisindeyiz. Bir gündem var, uyuyamıyoruz, bir kaos var. İş yerini eve taşıyoruz sürekli. Bu gündem sürekli var. Bunları gördükten sonra da arka tarafa bakıyorum. Ben restoranta gittiler diye biliyorum. Meğersem anlaşmışlar, işte burada buluşalım, orada işte buluştuk. Bütün özür yaparız birbirimize falan fıstık diye. Ben bunları gördüm. Kendine dedim ki bu ne demek oluyor? Ya işte Nezle'deki düşmanlığı kendine yakın tutacaksın. Dilan Polat için mi söylüyor bunu? Evet, düşmanını kendine yakın tutacaksın diyerekten. Davul zurnalarla hepsi bütün fenomenler düğün alayı gibi bir evet, aradalardı. Evet, evet. O gün benim işte bunların evliliğimin... Bunların hepsi bir strateji mi? Evliliğimin bittiği gün tabii. Ben eve geldim hatta, tartıştık bu konuyu. Kendi ailesiyle de tartıştık. Nez'in ailesi yani veya Tuğba Demirhan'ın ailesi bana dedi ki hani sen kim ne diyormuş boş ver. Kulaklarını kapat, kafanı önüne eğ, işinize bakın siz. Dedim, sayın kayınpeder, sen bana demek ki diyorsun ki şerefini, haysiyetini, karakterini, onurunu evde bırak, askıya as, iş yerine git.
Yani böyle bir mezhep olamaz ki yani. Sen. Yani siz usulsüz para kazancını vicdanen kabul edemediniz. Evet, edemedim. Kendisine de söyledim. Bu zamana kadar 40 bin TL yani vergi ödüyordun. Bu ay neden 1000 TL oldu? Çünkü ben muhasebesel kısımları takip ediyorum. Hı. Sen karışma. Babasının öz babasının muhasebesindeydi. Muhasebe, ben dedim ki hani seni takip etmiyorlar, giderlerini yazmıyorlar. Başka muhasebeye taşıdık. Oradan da bir baktım. Bir ilk ayda gördüm. Hani demişler ki dost mu, tanımak mı istiyorsun, ticaret kur ya da yola çık. Biz de bir yola çıktık, evet ticarette kurduk. Bir ay oldu ben gördüm çirkin halleri. Hı-hı. Dedim ki 1 milyar olamaz. Bu kadar reklamım var, bu kadar şeylerim var. 1 milyar vergi ne demek ya? Düzgün öde şu vergilerini. Sen karışma, orasını biz hallediyoruz muhasebecimizle. Yani siz bu öngördünüz herhalde ileride bu soruşturmaya tabi tutulacaklarını. Kesinlikle. Buraya Bursa Şubesi Burak Tuğba Kökten çiftini de dahil ettiler. Kendileri Sultanbeyli tarafında mı, Ümraniye tarafında mı ne otururlar? Bursa Şubesini aldılar. Bursa'ya yerleştiler ama muhasebeleri Gebze'de Nezdemir'in muhasebesi. Şimdi ilginç bir durum var. Diğer fenomenler yeni yeni hakkında soruşturma açılmaya başlandı. Nezdemir ilk isimlerden de, hatırlıyor musunuz? İlk konuşmaya başladığımızda Dilan'ın hemen ardından Nezdemir'e yasaklar geldi ve mal varlığına tedbir kondu. Masak girdi ve Nezdemir'in hani içinden çıkamadılar yani bir türlü. Yoksa peki hemen şey, açıklama yapılırdı yani. Şeyi nasıl görüyorsun yani, Dilan Polat, Engi Polat tutuklandı ama Nezdemir tutuklanmadı. Bunu nasıl görüyorsun? Yani şoktayım. İlk ortaklıkları aslında. Dediğim gibi Dionysus markasında hani ben fatura yapmadım, vermedim diyen kişi ilk ortaklıklarında, markalarında ilk fatura kaçakçılığını gördüm ben onların. Fatura kaçırdıklarını gördüm yani. Ben ondan sonra da devam etmeye başladı zaten. Evet. Peki kesinlikle. Siz hemen bunları görür görmez CİMER'e şikayetçi oldunuz? Görür görmez kendilerini uyardım. Olmadı. O buluşma sahnesi falan oldu işte onların. Sonra ben bir ay sonra ayrıldım. Dedim ki hani sizin gidişatınız hiç iyi değil. Burada çok sıkıntı var ve beni yanlış şeylere teşvik ediyorsunuz. Evet. 20 şimdi tane cihaz yaptırmışız. Bu olaylardan sonra bu açıklamaları yapmış olsaydınız tabii insanın aklında şaibeler olabilirdi. Fakat siz şikayetinizi çok daha evvel yaptığınızı tabii, söylüyorsunuz tabii. Zaten Devlet'e. Bu çok önemli bir detay. Evet. Çok önemli bir detay. Peki gelişmeleri bizler yakından takip etmeye devam ediyor olacağız. Ayaklarınıza sağlık. Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Peki.